Cüllün amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nüferriku beyne ahadim bir rusulihi ve kâlû semi'nâ ve derrnâ ufrâneke Rabbena غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetil muttaqîn. Ve lâ udvâne illâ ale'z-zâlimîn. Ve'fu annâ ya kerîm. Ve'fu annâ ya rahîm. Ve'fir lenâ zunûbenâ bifadlike ve cûdike ve keremike ya ekremel ekremîne ve ya erhamerrahîmîn. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Aşr-ı Şerif'i dergâh hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı evvelen bizzat tübel-i kainat. Yüceler yücesi yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Ondan asıl olan sevabı Peygamberimiz Adem aleyhisselam, son peygamberimiz, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arasında gelmiş geçmiş bir cümle peygamberlerin, evliyaların, enbiyaların, şehitlerin, şühadaların, alimlerin, ulemaların da ruhlarına bağışladık. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı Türk dünyasının bilgelileri, başbuğumuz, bizlere yol gösteren, bizlere yetişmemizde büyük emekleri olan, gayret gösteren çile adamı muhterem başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendinin de ruhuna hediye eyledik. Sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabı Ruhi Kılıçkıran'dan son şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar arasında gelmiş geçmiş bir cümle şehitlerimizin de ruhlarına bağışladık. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ın dualarımızın kabulü için, Rıza-i Şerif'in için, cümle geçmişlerimiz ruhu için, şahseten başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendinin ruhu için, tüm ülkücü şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Ağzına sağlık. Sizler gibi Taşmedreseli olan rahatsızlığından dolayı burada bulunamayan Bekir Keleş kardeşimize de burada selam gönderiyoruz. Onda sizlere çok selamı var. Cenab-ı Allah'tan sağlıklar, sıhhat ve şifalar diliyoruz inşallah. Evet, Avni Kayış ağabeyimiz de aramızdan ayrılıyorlar herhalde. Kendisine Cenab-ı Mevla'dan sağlık, sıhhat ve şifalar diliyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Kardeşim görüşürüz. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. bizlere her türlü olanağı sağlayan kıymetli belediye başkanımız, ülkücü duruşundan taviz vermeyen Taşmedreseli ağabeyimiz Mehmet Sarı beyefendiyi hasbihalimize ortak olması için kürsüye davet ederim. Sayın Genel Başkanım, yönetim kurulu arkadaşları, değerli ülküdaşlarım, kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili büyüklerim, kıymetli dostlar, yol arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız, huzur bulduğumuz arkadaşlarımız, hepiniz şehrimize hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Tabii milletvekili adaylarımıza, belediye başkanlığı adaylarımıza ve belediye başkanlığımıza gelen süreçte defalarca gerek kahvelerde, gerek 1000 lira, 3000, 5000 lira otobüsün üzerinden, gerek göz göze, el ele tutuşmak kaydıyla çok nutuklar atıp durdum. Lakin size ne konuşacağımı bilmiyorum. Size ne anlatacağımı bilmiyorum. Sizin karşınıza konuşmaktan da aslında imtina ediyorum. Çünkü biraz önce sohbetimizde arkadaşlarımız diyorlar ki ben falan, sen falan. Allah Allah. Aynı sofrada yine girmiştik. Ne olur sana böyle? Kendi haline haber yok. Aslında oradan olmuş. Aradan 39 yıl geçmiş. Hepimiz torun sahibi olmuşuz. Torunlarımız bizim o günkü olduğumuz yaşta. Neyi anlatalım birbirimize? Aslında bence hiç konuşmamıza gerek yok. Gözlerimizin içine bakalım. Hasret gidelim. Konuşma bende hazırlamıştı. Bakın. Metni konuşacak bir üretim yok. Evet. Şundan emin olmanızı istiyorum. Ben bu şehrin belediye başkanıyım. Sizlerin kardeşi, sizlerin arkadaşı, sizlerin gönüldaşı, sizlerin onuru, sizlerin gururu. Size en ufak bir leke getirmemeye söz veriyorum. Hiçbir arkadaşımın, hiçbir görevdaşımın aynı yere girmem. Her zaman dimdik duruyorum. Lakin dikilme hakkını kendimde görmüyorum. Tevazudan, edepten, ahlaktan taviz vermiyorum. Tabii birçok dostumuz, o zamanki arkadaşlarımız, aslında gönlümüz onları da görmek istiyor. Ama kader diyelim gitsin, şeytana uydular diyelim gitsin, nefislerine uydular diyelim gitsin. Lakin o arkadaşlarımıza da önem ve şunu arz ediyorum. Gittiğiniz yerde, geldiğiniz yerden daha üstesini buluyorsanız ne mutlu size. Hayırlı görün. Lakin Lakin dönün 40 yıl geriye, o toprağın karabarına bıraktığımız 20 yaşındaki yol arkadaşımızı soğuk toprağın karabarına bırakırken döktüğünüz gözyaşını, yiyemediğiniz lokmayı, onun için ölürüm dediğiniz günleri asla unutmayın ve aklınızdan çıkarmayın diyorum. Dünümüzü hatırlayalım. Dününü hatırlamayan ilerideki ufuklara yetişemez. Hayal kuramayan hayal kuramaz. Hayal kurmak için de dünü mutlak surette hatırlamak lazım. Biz 40 yıl önce de vatan millet diyorduk. Yardan, anadan, babadan, hatta serden vazgeçmiştik. Diyorduk ki biz bu vatan için ölmeye hazırız. Kabul kararımız buydu. Dün 19 yaşındaydık, 18 yaşındaydık, bugün 60 yaşındayız. Aynen hala aynı söylemi söylüyoruz. Bu sevda bitmez. Bu sevda bitmez. Bu bir imanın, bir itikadın zuhurudur. Bir aşkın zuhurudur. Bir sevdanın zuhurudur. Kusura bakmayın. Geçen sene 37. yılının İTÜ'lerin kutlamasındaydım. Geçenki anlatımımıza rahmetliğin adı yanlış kullanmış bir şehrine, ondan dolayı da özür diliyorum. Şimdi yıl 1979. Bir sonbahar, okulda bir kargaşa. Kargaşanın sonunda okulun sevilen delikanlısı, yakışıklı mı yakışıklı, yiğit mi yiğit, o kargaşanın içerisinde kargaşa bittikten bir müddet sonra vurulmuştur, şehit düşmüştür. Tabii çığlıklar bir yana, okul başkanlarını kaybetmişler, arkadaşlarını kaybetmişler türler. Bir feryat figan, ortalık çınlar. İstanbul'da akın eder insanlar, üniversiteler boşalır. Tabii orada kaldırılır, neticede memleketi Eren'e gönderecek. Arkadaşlarımız, yüzlerce, binlerce arkadaşımız hastanenin önünde otobüsler hazırlanmış. Birisi gelir der ki, kim bakıyor bu işlere? Bu otobüslerin parasını kim verecek? Tabii kimsenin cebinde 5 kuruş yok. Neticede oradaki yüzlerce arkadaşımız aralarından temsilci seçerler, 3'er, 5'er lira, 10'ar lira verip okul başkanlarını garip bir şekilde memleketine uğurlarlar. Çünkü ceplerine yol parası yok, gitsinler yemek parası yok. Ve uğurlarlar. Aradan 30 yıl geçtikten sonra derler ki, yine böyle bir toplantıda, yahu biz hata ediyoruz. Biz ne yaptığımızın farkında mıyız? Kimisi genel müdür olmuş, kimisi müsteşar yardımcısı, kimisi iş adamı. Efendim, bir hayat kurmuşlar. Biz de evvel Ahmet'i unuttuk ya. Ahmet'i unuttuk. Bu için bir mevali olmalı. Ve Ahmet'in adresini bulurlar. Hangi köy olduğunu bilmezler. Araştırırlar. Derler ki biz Ahmet'in mezarını ziyaret edelim. Kabrini ziyaret edelim. En azından gönlümüz rahat bulsun. O gün cenazesini götüremedik. Velhasıl giderler. Bir ilçeye, ilçeden köyün adresine neden kalkıyor minibüsleri? Falanca köyün minibüsleri falanca yerdedirler. Onların durağına gelir minibüsçüye sorarlar. Derler ki biz işte sizin köye gideceğiz, oradan dönmemiz lazım. Hadi bizi götürün. Der ki minibüsçü, aa yolcum hazır değil. Eğer tam dolmuş ücretini verirseniz götürün. Velhasıl köye varırlar. Köyle ilgili de derler ki delikanlı, bizim bir arkadaşımız vardı. Onun akrabası var mı acaba? Kimler acaba? Bizi onlara yakın bir yere bıraksan. Kimler falanca? Falanca yılda. Der ki hemşerim, abi ben zaten 22 yaşındayım. Sizin sorduğunuz mesele 30 küsür meselelik bir mesele. Ben öyle birisini tanımıyorum. Siz köyün büyüklerine sorun der. Ve köyün girişinde ilerler. İleride yaşlı bir teyzenin önünde oturuyor. Derler ki bu yaşlı teyzeye soralım. Bu köyün büyüklerinden mutlaka tanır derler. Tam teyzeye yanaştıklarında teyze der ki evladım gelin bana sarılın bakalım. Ben sizi tanıdım. Sizde evladımın kokusunu görüyorum. Siz bizi arıyorsunuz. Hep sizi bekliyordum. Bir gün arkadaşlarının geleceğini biliyordum. Minibüsten indiğiniz anda onun kokusunu sizde gördüm. Vallahi de böyle, billahi de böyle. Neredeydik? Nasıldık? O günlerde canımızı vermeye birbirimiz için hazırdık. Ama belki şu gün için kıytırık meselelerden dedikodu yapıyoruz. Hepimiz suratlarımıza bir bakalım. Hepimizin saçları bembeyaz. Çakı gibi delikanlıydık o zaman. Gecemiz gündüzümüze karışmıştı. Hepimiz anadan, babadan, yardan, sevden ayrıldık. Ben kızımı büyük oğula giderek gönderdim. Arkadaşlar, ben Hilal'imi ilk okula giderken tanıdım. Bana diyor ki, baba, ben senin kucağına oturduğumu hiç hatırlamıyorum. Vatan sağ olsun. Biz onurlu bir mücadelenin onurlu, yiğit, kahraman ederiz. Şimdi nasılsa eğer vatan millet dediğimize, dünkü halimize tekrar dönürüz. Bunların hiç kimsenin şek ve şüphesi olmasın yarallah. Ama birbirimizi severim. Birbirimizi arayalım, birbirimizi bulalım. Burada buluşmuşken bir WhatsApp ekibi kuralım. Arkadaşlar, yolun yarısının yarısını da geçtik biz. En azından çocuklarımızı tanıştırabilirsek tanıştıralım. Evlatlarımızı buluşturalım. Mümkün mertebe hanımlarımızı görüştürelim. Eğer bunları da yapamıyorsak bir haberleşme kurup birbirimizin öldüğünde haberdar olalım. Arkasından bir Fatiha okuyalım. Sayalım kaç kişiyiz, kaç kişi kaldık aynı görevde. Kaç tane arkadaşımız rahmetin amana kavuştu. Ne mutlu bu davanın gönül verenlerine diyorum. Ne mutlu bu davanın yolcularına diyorum. Ne büyüktür bu davanın liderleri. Sayın Başbuğumuz bize edep ve adabı öğretti. Sayın Genel Başkanımız Doktor Mehmet Sarı yine bize ilim ve tecrübeyi ve dünyayı tanıttı. Siyaset öğretti. Evelallah. Direksiyonda şüphe yok. Yolcular kendi bilir. Bu otobüs gidiyor. Onun için yani arkadaşlar tabi burayla alakalı söylemiyorum. Bu trenden inen kendimiz. Bu tren gidiyor. Kaptanımız sağlam. Rotamız belli. Yolculuğumuz belli. Rehber kuran, hayal kuran. Niye kuran? Evet. Bizleri bu organizasyonumuzda yalnız bırakmayan Taşmedreseli Genel Başkanımıza ve ekibe tekrar teşekkür ediyorum. Yine bu organizasyonda çok ciddi manada emek sarf eden Mesut Bey kardeşime, Mehmet Sarı kardeşime zamanlarını ayırdılar, telefonlarını kullandılar, telefon araştırdılar, yazışmalar yaptılar, hayli gayret sarf ettiler. Onlara da emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Aslında çok şey yazmıştık. Ama şöyle bakıyorum. Diyorum ki bir anlatayım ben buradakilere. Zaten herkes her şeyi biliyor değil mi abi? Evet. Yani aynı çileyi çektik, aynı sıkıntıyı gördük, aynı zulmü gördük. Nice arkadaşlarımız zindanlarda, hücrelerde hemen ömrünü verdi. Bir hayat verdik. Tabii elhamdülillah geçmişte başımızdan geçenleri anlatarak efendim hikaye şekline dönüştürerek gülüşüyoruz. O tarihte ben ağır ceza alacağım diye nişanlı olan arkadaşlarımız nişanlarını bozdular. Yeni evlenen arkadaşlarımız eşlerinden ayrıldılar. Aman siz mağdur olmayın diye. Lakin ben başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum. Ordu ekibinden arkadaşlarımız var burada. Ordulu tabi biliyorsunuz işte görüş günleri çocukların verilmesini işte herkes misafir ediyor falan filan. Görüşe çıkarken de kucağımızda çıktık. İşte 5 kişi bizim Hilal da o zaman 1,5 yaşında görüşeceğiz, vereceğiz. İsmini söylememek için söylüyorum. İşte diyelim Ahmet. Çıktık böyle, Ordulu kardeşimizin hanım vardı. Lan Ahmet, kimin o çocuk? Dedi bizim, ne bizim lan? Kimin o çocuk? O gün hatırlayan arkadaşlarımız. Ortalık karıştı. Asker içeride bağırıyor. Bu çocuk kimin? Sonra dediler ki ya anasına sorun, anası bilir onu. Neticede o Ahmet kardeşimiz başkasının çocuğunu görüşe çıkana kadar kendi çocuğum diye sevdi. Allah alem onun çocuğu da kimseyi de onu bilmiyorum. Bu olayları hep beraber yaşadık. Şimdi o delikanlı olmuştur. Sen böyleydin, Ahmet'in oğlu desem, anından ölsem keşke. Evet. Böyle hikayelere doluyuz. Yazlarla doluyuz. Hepimizin kendine göre hikayesi var. Yıl 79, ben ilk ocaklara başkanıyım. Saat 1.38, çünkü o dakikada durmuş, güm! Aklımız fırladı. Bizim evi bombaladılar. Ne yapmıştık? Hiçbir şey yapmamıştık. Vatan bile sefer edilmiştik yani. Ama biliyoruz şimdi. Hep gülerim. Gülmek bizim hakkımız. Evet. Ben sizin adınıza, sizin haysiyetinize, arkadaşlarımızın gayretiyle beraber gördüğünüz şu kalenin burçlarına arkadaşlar 3 hilali diktim, her tarafını 3 hilalle donattım. Gazi Mustafa Paşa, Kemal Paşa'yla ve Sayın Genel Başkanımızla beraber oraya astı, günlerce asılı durdu. Bu Mehmet Sarı'nın başarısı değildir. Bu hepinizin oğludur. O tarihe duruşun, dik duruşun ve asaletin gösterisidir. Evet. O günler beni şöyle söylüyorum. Birbirimizden haberimiz yok ama ben İstanbul'da ticaretle uğraşıyorum. İşverenlik yapıyorum. Lakin emir teyakkı etti. Sayın Genel Başkanımız takdir etmişler. Evet. Genel merkezimizde o gün görmüşler, bizi belediye başkanı olarak, aday olarak gönderdiler. Arkadaşlar, sözlerimi bağlarken şöyle söylüyorum. Ben ki Mehmet Sarı diyorum. Eğilmedim, eril gibiyim. Eğilmeyeceğim, eğilmedim. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna 5 kez eğilmekten kaybettim. Mevlana gibiyim. Herkese gelir dururum. Yunus gibiyim. Kullarda hakkı ararım. Hasretimdir. Hazreti Ömer Efendimiz'in adaleti hala kendimi genç zannederim. Hep arzularım. Hazreti Ali Efendimiz'in zülfikarını. Dik dururum, dikili hakkını kendinde görmem. Ben bilirim ki bu dünyaya ezanla geldim, selayla buradan gideceğim. İşte o zaman yoktur kudreti. Tevekkül Allah der, boynumu büker, hepinizden ve hepinizden şimdiden helallik dilerim. Cenab-ı Hak bizleri korktuğumuzdan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak umduklarımızı nasip eylesin. Cenab-ı Hak iki cihanda bizleri aziz eylesin. Cenab-ı Hak davamızı muzaffer eylesin diyor. Hepinize sağlık, sağlık dilerken. Alkışlarınız almak harcıyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanımıza güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek adına tüm şehitlerimizi Taşmedreseli içine dolduran ağabeylerimizin anısına, Taşmedreselerde idam sehpalarına yürüyen 9 tane yiğidimizi burada anmak, isimlerini söyledikten sonra da hepinizden burada diye ses almak istiyorum müsaadenizle. Mustafa Pehlivanoğlu burada, Selçuk Duracık burada, Ali Bülent Volkan burada, Ahmet Kevser burada, Cengiz Bektabur burada, Cevdet Karakaş burada, Halil Esen Dağ burada, İsmet Şahin burada, Barış Şahat, mekanları cennet olsun. Amin. 12 Eylül Cuntası ve onun artıkları tarafından idam sehpalarına gülerek giden şehitlerimizi andıktan sonra şehitlerimizin ailelerinin ve geriye kalanlarının bir çatı altında buluşmasına sağlayan Taşmedreseli Ülkücüler Derneği Genel Başkanımız Sayın Naim Yanık Beyefendi'yi konuşmalarına başlayarak Türkiye'ye davet arz. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm ticaretin üzerine olsun. Tüm Müslümanların üzerine olsun. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Doktor Mehmet Bahçeli Bey'in sizlere çok selamları var. Ona iletmek boyumuzun borcu, ona iletelim. Şimdi ben de kendi kendime bir şeyler düşündüm. Anlatacak mısın? Mehmet abi anlatacaklardı, hepsini anlattı. Bize yine bir şey olmadı, sonra önce duruyorduk. Yıllar sonra, 40 sene sonra, 41 sene oldu ama 78, 79, 77'den alırsak 41-42 senedir birbirini görmeyen, birbirlerine hasret duyan arkadaşlarımızı burada toplayıp bir araya getirmeye vesile olan Mesut abimize, Mehmet Sarı Bey'e, emeğe geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. İyi ki varlar. Aha geldik gidiyoruz. Şenolmas'ın Halep şehrinde. Her gün bir iki arkadaşımızı toprağa veriyoruz. Facebook'lardan, işte nasıl ilanlardan görüyorsunuz, duyuyorsunuz, duyuyoruz. Vah diyoruz, şurada yattık diyoruz, şurada oldu diyoruz. Aynı ekmekten yedik, aynı hücrede yattık, aynı sopayı yediğimize güle güle anlatıyoruz bunu. Dün bu memleketin PK sorunu vardı. 17 yaşında memleketimizi, devletimizi derdine düştük. Kendi dertlerimizi unuttuk, anamızı, babamızı unuttuk, kardeşimizi unuttuk. Vatanımıza bir şey olmasın, milletimize bir şey olmasın, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin dedik. Bu çileye kendi başımıza talip olduk. Kimsenin zorlamasıyla, kimsenin dinmesiyle olmadı. Biz bu işi seve seve yaptık, bu işi Allah rızası için yaptık. Bugün de bu işi yine Allah rızası için yapıyoruz. Sırf yatağa kafamızı koyduğumuz zaman ya bizim bu analarımız, babalarımız bu çileyi niye çekti, boşa mı çekti demesin diye hala bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu mücadele Ülkücü Milliyetçi Hareket'in mücadelesi 5000 yıldır süren bir hareket. Bu mücadele 5000 yıldır süre gelen bir mücadele. Bu mücadele 50 yıllık bir mücadele değil. Türk devleti var olduğu günden beri 16 devleti biz kurmuşuz, 16 devlette biz yıkmışız, 17'sini yeniden yapmışız. Hepsinde Ülkücü Hareket'in parmağı, izi, emeği, alın teri, şehitlerimizin kanı var. İslamiyet'i tanıştıktan sonra Allah'ın rızasından başka hiçbir rızayı öne alıp başka bir şeyin, nefsimizin kavgasını yapmamışız. Bugün İslam alemine bakıyorum. Kan, revan, gözyaşı, terör, ırza geçmeler, tecavüzler, birbirine Allah Allah diye öldürenler. Şükürler olsun ki bir tek Türkiye var. Allah'ın askerleri bizleriz. Allah'ın sevilmiş, seçilmiş kulları bizleriz. Bu bayrağı biz yükselteceğiz. Hep beraber yükselteceğiz. Bir olursak, beraber olursak bizi kimse yıkamaz. Dün hangi duruşu sergilediysek bugün de aynı duruşla bir aradayız. Tek derdimiz, tek gayemiz ülkücü hareketin iktidar olması. İktidar olabilmemiz için de güç birliği yapmamız lazım. Dün tanımadığımız halde birbirimiz için ölenler bugün aynı çatının altında bir araya gelmekten itina eden arkadaşlarımız var. O bizi üzüyor. İnşallah bundan sonra bu gibi toplantılarımızı sıkça yapacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi tekrar sağlayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bütün arkadaşlarımıza sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. Üç ayın gölgesinde bizi mahrum etmesin. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diye. Evet, başvurumuz içinmiş. Başvurumuz için hanım şerefimizi küçük bir dua yapalım. Onu da ruhlarına hitabı gönderelim efendim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve mağfiretil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin. Mağfurna ya kerim, mağfurna ya rahim. Mağfirlena zunubena bifazlike ve cüdike ve keremike ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbil alemin, okunmuş olan Hatmi Şerif'i dergâh izzetinde kabul eyle. Asıl olan sevabı öncelikle Yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına, diğer peygamberlerin, evliyaların, ulemaların da ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı Türk dünyasının bildirdikleri, rahmet-i rahmana uğurladığımız başvurumuz Alparslan Türkeş Beyefendi'nin de mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı yine bu dava için canlarını vermiş. Ben ha bu vatanın ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun diyerek toprak arabalarına giren yüce şehitlerimizin, Taşmedrese'den ayrılıp Hakk'a kavuşan, rahmet-i rahmana kavuşan yiğitlerimizin ve cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, Cenab-ı Allah'ın rızası şerifi için, toplantılarımızın hayırlara vesile olması için, bu toplantılarımızı daha güzel, daha iyi bir şekilde devam etmesini dua ve istekleri doğrultusunda tüm dualarımızın kabul olması için hasrete yine burada duamıza amin diye ağabeylerimizin, burada bulunan Hazirun'un da cümle geçmişlerinin ruhu için, Allah-u Teala'nın rızası şerifi için ve davamızın baki olması, davamızın muzafferiyete ulaşması ve iktidar müjdesine mazhar olması için, Allah rızası için lillahi Fatiha. Şimdi efendim biraz evvel Fransız Ocak Başkanı Sayın Recep Bey Beyefendi aradılar. Kendisi bir toplantı için Ankara'ya gitmekteler. Size selam, sevgi ve saygılarını sunuyorlar. Aranızda bulunmadığından dolayı da hepinizden özür diliyorlar. Başkanımıza da gitmiş olduğu toplantıda muvaffakiyetler diliyoruz. Cenab-ı Allah 3 Ocak'ta her daim yaşasın. 3 Ocak'ta her daim var etsin. Ülkücüler her daim yaşasın, var etsin. Çünkü ülkücüler bu vatanı karşılıksız sevdiler. Allah hepimizden razı olsun. Şimdi plaket vermek üzere Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sarı Beyefendi'yi ve Taşmedreseli Gülüşçüler Derneği Genel Başkanımız Sayın Naim Yan Beyefendi'yi de buraya davet ediyorum. Ben de bu arada 80 sonrasının Ülke Ocakları Başkanlığı'nı yapmış bir kardeşimiz olarak hepimize katılımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Mesut Bey gelsene ya. Mesut abi. Taşmedreseliler Başkanımız. Gelsene abi. Gözünü seveyim. Böyle şey. Gel. Buraya da gelsin. Böyle ağır böyle dursun. Evet. Çekelim. Tamam. Naim Başkanım. Evet. Naim Başkanımıza, Sayın Başkanımıza plaket takdirleri alıyoruz. Naim Başkanımın. Evet, Naim Bey'in gider. Evet, bunu da ben alıyorum. Naim Başkanım'la. Başkanım. Başkanım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sağlık diyorum. Her şey istediğiniz olsun. Vur Bozkurt'u, vur Türkiye! Vur Kurt'u, Türkiye! Senin Allah'ın